oradan rahatça anlıyoruz. Mehmet Bey, hatta mısınız şimdi, efendim? Hattayım Ayşe Hanım. Bu soru, bir soruyu daha getiriyorum. Buyurun. Ben. Şimdi tefsir, birçok tefsir var. Şimdi tefsir, Kur'an-ı Kerim'in öyle bir kitap olduğuna inanıyorum ki ben, okuyanın hissettiğinden farklı bir açıklaması olmaması gerekiyor. Çünkü Hazreti Muhammed'in peygamberimiz Aleyhisselam Efendi'nin mucizesidir Kur'an-ı Kerim. Şimdi böyle bir kitabın yoruma ihtiyacı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Birçok İslam alimi neden tefsir yapma gereğini duyuyor? Bu bir. İkincisi, Kur'an-ı Kerim sadece Arapçada okunarak anlaşılabilecek bir kitap mıdır? Diğer dillerde ve tüm insanlığa hitaben gönderilmiş olmasının bir anlamı yok mu? Bir de bunu soruyorum. Çok güzel Mehmet Bey, evet, sağ olun. Yani Mehmet Bey'e özellikle teşekkür ediyoruz. Bizim yani çok önemli konuları açıklamamız için fırsat verdiniz. Mehmet Bey, yanınızda bir fabrikada mısınız? Bir şey mi oluyor? Yok, yoldaydım, kenara çektim aracını. Tamam. Geçen kamyonların sesi. Tamam efendim, tamam. Evet. Tamam efendim, buyurun. Şimdi Kur'an'ın üstüne derin bir şekilde, Kur'an evren üzerine de düşünmemizi söylediği bir, Kur'an'ın üzerine de derin bir şekilde düşünmemizi söyler. Buna işte Kur'an'da tedebbür, Kur'an'ı terminolojiyle deniliyor. Kur'an'ı tabi tedebbür faaliyetinin dışında, yani onu kaleme alsanız sizi Kur'an'ın üzerine derin derin düşünmenizi, bir kısım insanlar onu mesela tefsir olarak görebilir. Ayrıca Kur'an'daki, Kur'an'ı bence bütünlüğü içinde anlamak lazım. Bu bana göre Kur'an anlamanın en temel ilkelerinden biri. Mesela Kur'an'da bir soruya bazen birkaç yerde cevap veriliyor. Mesela o sorunun bir cevabını merak ediyorsanız Kur'an o bütün yerlerini bir araya getirmemiz gerekiyor. Bence işte iyi bir tefsir mesela Kur'an'ın bütünlüğü içinde o sorulan sorulara cevap vermeyi sağlayan tefsirdir. Tefsir bir yerde böyle Kur'an'ı anlama ve tedebbür çabası da olarak görebiliriz. Tabii tefsirlerin Kur'an anlamamıza yaptığı katkılar gibi bazı aslında Kur'an anlamayı engelleyici yönleri de olmuş bence. Mesela işte yani İbn Kesir'in tefsiri işte çok bana göre önemli bir tefsir. Fakat içine bir bakarsanız oldukça uydurma, zayıf hadisler, mevzu literatürdeki deyimiyle kullanılan hadisler Kur'an'ı tefsir yapmada kullanılmıştır. O da bana göre yani bir şey anlamadan ziyade engelleyici olmuştur. Yani aslında bazı tefsirlerle Kur'an'a verilen zararların da, Kur'an anlayışa zararları da altını çizmeliyiz. Birçok kimse Arap örf adetlerini, kendi anlayışlarını tefsir aracılığıyla İslam'a sokmaya çalışmışlar. Yani bu tefsir yapılmamalı anlamında demiyorum. Ama tefsirle ortaya çıkan mahsurlara da dikkat etmemiz lazım. Şimdi Mehmet Bey'in demek istediği şu, anladığım kadarıyla ki o önemli bir nokta. Yani tefsir Kur'an'ın aslı değil. Onu hepimizin bilmesi lazım. Tamam. Allah'ın indirdiği din Kur'an, bizim dini anlama faaliyetlerimizin unsurunda belki tefsir açığa çıkıyor. İşte evet. Tefsir olması bana göre çok büyük, yani bir yerde bazen de gerekli insanların soruları açar. Fakat en büyük sorun bence şu. Bazı insanların yaptığı tefsirler veya bazı insanların yaptığı din yorumlarını adeta Allah'ın gönderdiği bir mesajmış gibi anlamak. Çünkü İslam düşüncesi içinde ne yazık ki bazı insanlara bunlar asrın müceddidir, bunlar asrın ulemasıdır gibi. Bir de her asırda zaten yüzlerce var bunlardan. Yani her asırda bir tane bekleniyor ama her asırda her cemaat kendi liderini o asrın işte dini yenileyecek kişisi olarak ilan ediyor. İlan etmişler. Fakat böyle yapılınca ne oluyor? O şahısların yaptıkları tefsirler ve din yorumları da sanki Allah tarafından korunuyormuş ve vahiymiş gibi bir imaj oluşturulmuş. Yani bir yerde sadece Kur'an değil, burada ayrıca o bir tefsir veyahut da o kişinin dini yorumu da Allah'ın indirdiği, direkt Allah'ın özel korumasında gibi anlaşılmış. Ben buna tabii şey diyorum, yani böyle epistemolojik ayrıcalıklar, belli şahıslara ithaf etmek, belli tarikat şeylerine, tefsircilere veya şeylere ithaf etmek bana göre İslam'ın içinde olduğu en büyük sorunlardan biri olmuş. Niye? Çünkü o şekilde bir şey iddia ettiğinizde o şahsın tefsiri veya diğer şeyin inkar edeni de siz kafir olarak ilan etmişsiniz. Ve bu Müslümanların birbirine düşmesi, bizim tekfirleşme dedik, bir şey yok. Yol açmış. Şimdi bir şey sadece Arapça ya da cevap vereyim mi? Bir dakika, oraya da geleceksiniz. Mehmet Bey diyor ki, öyle olmalıydı ki bu metin, Kur'an-ı Kerim, hadisleri evet, falan bırakın, en saf, basit insanoğlu bile okuduğu zaman hiç başkasına yardım duymadan, ihtiyaç duymadan anlayabilmeliydi. O durum yok diyor. Aslında o durum bence var. Size yani, göre. O durum bence var ama
Fakat işin doğrusu şu, yani bazen din adına yapılan yorumlar ve insanları Kur'an'ı gitmek yerine din adamlarını dinlemeye daha fazla teşvik etmek, belli şeylere bağlamaya teşvik etmek ile ilgili şeyler insanları Kur'an'dan uzaklaştırmış. Doğru. Yani Kur'an aslında kendisinin okunması gerekli bir kitap. Zaten Kur'an'ın kelime anlamının içinde de o okunma, yani Kur'an kelimesi bizzatı zaten o da ikradan geliyor. Yani o okunan bir kitap, yani kelimenin kendisi. Fakat bizdeki okuma daha çok anlamak için bir okuma. Dan ziyade bir Kur'an'ı seslendirip böyle havada o seslerin oluşacağı titreşimden medet umma anlamında anlaşılıyor. Ne ilginç değil mi? Arapça ile Arapça olunca bir cesamet kazanıyor. Evet. İnsan psikolojisinde korkulu bir cesamet diyebilir miyim? Bu yanlış mı? Ya bir korkulu tabii ben Arapça işin doğrusu buradaki benim gördüğüm sorun şu. Yani Arapça Kur'an'ın seslendirilmesinde değil. Fakat Kur'an'ı anlama ve hayata rehber olma yerine bu Arapça seslendirmenin ön plana çıkartılması. Oysa Kur'an'da Kur'an üzerine tedebbür etmek, Kur'an üzerine düşünmek geçiyor. Yani anlaşılmayan bir dilde, bu biraz Mehmet Bey'in diğer sorusuna da cevap. Evet, anlaşılmayan bir dilde Kur'an'ı tedebbür etmeniz de mümkün değil. Yani o Kur'an'ı emri yerine getirmeniz de mümkün değil. Ya. Şimdi Kur'an'ı hükümlere bakarsak Kur'an'la ilgili ifadelerde birçok Kur'an ayeti hayata geçirilmek için. İşte yerle gök arasındakilere bakmazlar mı, düşünmezler mi şeklinde ifadeler var. Bunlar üzerine düşünüp sonuç çıkarmamız gerekiyor. O Kur'an ayetini anlamaya nasıl sonucu çıkaracak? Kur'an'da Ramazan orucu övülüyor. Nasıl Ramazan orucunu kişi idrak edebilecek? Tamam, yani onları başka kitaplara sevk etmeye çalışmışlar. Ama Kur'an'a baktığımız zaman işte insana Ramazan orucunu tutturmaya çalışıyor. Yerle gök arasındakileri düşündürmeye çalışıyor. Etrafındaki insanlara karşı ne bileyim gizlilerini başka insanın araştırmamasını, başka insanlar hakkında böyle kampolar oynar, gıybet yapılmamasını, aralarındaki ilişkinin iyi olmasını söylüyor. Çok yani güzel mesaj. Ahlaktan çok güzel mesaj. Prospektüs. Evrenle, evrenden işte ibadetler, ibadetten işte peygamberimizin dinde konumuna kadar birçok konuda Kur'an birçok mesaj veriyor. Ve bu mesajlara baktığında çoğumuz hem zihin dünyamızda, duygu dünyamızda, bedenimizle eylemde hepsini harekete geçirmemiz mesajlar, Kur'an'ın mesajları. Kontrol mekanizmamız. Evet. Peki bunları bir kişi anlamıyorsa nasıl hayatına geçecek? O kişiler diyor ki sen onu anlamazsın ama git sen falanca İhmal kitabını ok. Yani işte İslam'ın başındaki en büyük sorunlardan biri bence böyle bir İslam'ı bir Kur'an'ın merkezinde bir dine olarak algılamak yerine bir ilmal merkezli din olarak algılamak. Ve şimdi bu ilmal merkezli dindeki hükümlere baktığımızda da şu konulan hükümlerin çoğu önemli bir kısmı Kur'an dışı hükümler. Yani tezgahlar. Hatta evet. Kur'an'la çelişen de kimi bir hükümler var. Yani ilmallerde ne yazık. Bundan da daha şey hani sırf yani sen Kur'an'ı şimdi var günümüzde ismini vermek istemiyorum ilmal kitapları diyor ki Kur'an anlaşılmak için okunmaz. Hatta hadis de anlaşılmak için okunur. Sevap için okunur. Buyurun. Müslümanlar direkt dini ilmal kitaplarından öğrenmelidir diyorlar. Düşünün yani tezgahı. Bu ilmalci mantık bence İslam'a en çok zarar veren mantıklardan. Mehmet Bey katıl